Bismillah. Tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. 2019 bahar dönemi online Arapça YDS YÖKTİL hazırlık derslerimizin 5. oturumundayız. Bu oturumda 5. oturumda şu an ekranınıza taşıdığım ve bir önceki bölümde çözümüne başladığımız kelime testi sorularımızı çözeceğiz. 7. soruda kaldık malumunuz. 6 soruyu geride bıraktık. Şimdi 7. sorudan itibaren tekrar e, soruları okumaya başlayalım. 7. soru şöyle. Kenel esasu fi iadadi qawaidil lughati huwa denmiş. Boşluk bırakılmış. Erra'a el muallifun ve zumelahum ennehu sha'iun ve zaruriyun li gayrin natıkine bil arabiyye. Peki boşluğa getirilecek olan ifade yukarıdan aşağıya bima ma lima ma ve amma şeklinde sıralanmış. Boşluğa getireceğimiz ifadeyi seçmek o kadar nasıl ifade edelim? Bir cümle sizinle paylaşmam sonrasında hemen tamam buldum diye parmağınızı koyarak Doğru cevabı bulabileceğiniz e, basitlikte bir e, bilgiye dayanıyor. Bu soruyu çözmenin şifresi orada. E, neyi kastediyorum? Kastettiğim şu. Boş bırakılan yerde ne yapacağız? E, sibak siyah ilişkisini göz önünde bulunduracağız. Neyi kastediyorum? Kastettiğim şu. Boş bırakılan yerde hemen öncesinde ihtiyar kelimesi var. Sonrasında da ra'a el muellifun diye devam eden bir cümle var. Dolayısıyla burada boş bırakılan yerin ihtiyar mastarıyla ilişkili olması e, kuvvetle muhtemel. Peki ne yapacağız o zaman? E, burada şu bilgiyi hemen devreye sokacağız. O bilgine e, bakın böyle bir satır bile değil. Yarım satırlık bir bilgi. <laughs> İhtara fiili mef'ulun bihini harfi cersiz alır. Mesela ihter <laughs> tuke seni seçtim, seni tercih ettim. İhtertu hadihil madde şu dersi seçtim. Veya ''Lem ahter hadihil madde'' ya da ''Tilkel madde ben o dersi seçmedim.'' gibi kullanımlarda ''İhtara yahtaru ihtiyar'' fiilini ne yapıyoruz? Mef'ulün bihini doğrudan harfi cersiz e, alacak biçimde kullanıyoruz. Peki ben bu bilgiyi söyledikten sonra e, elinizle koyar gibi buldunuz mu? Sayın Güler e, bulmuş eliyle koyar gibi. Evet, ihtara fiilinin bir harfi cere ihtiyaç duymadan mef'ulünün alacağı bilgisine sahip olmak bizi nereye götürüyor? Doğrudan deniz diye götürüyor. Yani D şıkkına götürüyor ve doğru cevabı denizdi olarak belirliyoruz. Niye? Çünkü diğerlerinde ma'nın hemen önünde yukarıdan aşağıya bi, fi, li ve an harfi cereleri var. bunlar bu şekilde kullanılmayacak. Dolayısıyla boşluğa getirilecek olan ifade ma olacak. Ma'yı getirdikten sonra ne olacak anlam bakalım. Kanel esasu fi i'dadi kavaidil luga. Efendim dilin kurallarını hazırlamada temel idi. Temel ne idi? Efendim huve ma şu şeyi seçmekti. Neyi seçmekti? Huve ma Ra'a el muellifune ve zumelâuhum ennehu şâi'un ve zarûriyyun. Müelliflerin yani yazarların ve onların arkadaşlarının, meslektaşlarının e, görmesi. Neyi? Ennehu şâi'un ve zarûriyyun. Onun yaygın ve gerekli olduğunu. Kim için? Li gayrın nâtıkine bile arabiyye. Ana dili Arapça olmayanlar için, Arapça konuşamayanlar, ana dili Arapça olmayanlar için yaygın ve gerekli olduğunu gördükleri şeyi seçmektir. Dilin temellerini hazırlamada esas müelliflerin ve onların meslektaşlarının Arapça konuşamayanlar, ana dili Arapça olmayanlar için onun yaygın ve gerekli olduğunu efendim gördükleri şeyi seçmektir. Tamam mı? Temeli budur. Evet. 8. madde madde diyorum. 8. soru. 7. soruyu tamamladık. 8. soru 8. El-Riyadatu tu'ti el-cisme kuvveten ve sıhhaten. Önce şöyle rahatça görün sorunun gövdesini. El-Riyadatu tu'ti el-cisme kuvveten ve sıhhaten ve tuallimun nefse el-mebadiye vel-akhlaqel aliyete ve tenşuru bla 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 et taavune beynel efradi evet el riyadatu tu'ti el cisme kuvve ve sahha okuduğumuz kadar anlamaya çalışalım mı? çalışalım hadi e, riyada ne spor değil mi? el riyada spor bu daha çok neyle karıştırılır? matematikle de karıştırılır değil mi? matematik ne? el riyadiyyatu el riyadatu el riyadiyyatu Peki şöyle yapayım. Evet şu an ekranınıza taşıdım. Ee, ve şöyle sarı renkle turkaz seçeyim. Turkaz renkle seçtiği hale getirdiğim şey ne? Ee, bunu yazıyorum. Bunun e, Türkçesi bu. Spor. Tamam mı? Peki bunlar sık karıştırılır diye böyle yapıyorum. Ee, şunu da farklı bir renkle seçelim. Bu da hadi sarı olsun. Şuraya efendim şöyle yapalım. Hı. er yat Bu ne? er -yat. Bu da matematik değil mi? er yat Evet bu da matematik. er -yat. Tamam mı? Bunları birbirine karıştırmayacağız. Er-riyada spor, er yat matematik. Peki er riyadatu tu'ti el cisme kuvve ve sahha. E, spor bedene, vücuda güç ve sağlık kazandırır. Güç verir, sağlık verir. Ve tuallimun nefse el mebadiye vel ahlak el, -el ve nefse e, yüksek şöyle diyelim nefse ilkeleri, prensipleri ve yüksek ahlakı, yüce ahlakı öğretir. Tuallimun nefse kişiye öğretir neyi? El ilkeleri, prensipler. Bunun müfredi el mebde arkadaşlar. El mebde ilke, prensip. El mebadiye ilkeleri, prensipleri. Ve lehlak al aliyete ve yüce ahlakı öğretir. Ve ten şuru yayar. E, neyi? E, şimdi et taavun beynel efrad ve bireyler arasında yardımlaşma blablasını yayar. Evet bireyler arasında ne yaparmış? Yardımlaşma blablasını yayar. Şimdi yardımlaşma blablası. Ne çıkardınız buradan? Durumdan vazife çıkarın diye böyle komikleşiyorum. Yardımlaşma blablası diye. Şimdi yardımlaşma blablası diyorum ya ben. O blabla yerine ruh, el ifsad, el keabe, mizaj, ervah. Bunlardan herhangi birisini getireceğiz. Peki o zaman bunlardan hangi ikisini getiremeyiz? Evet. Zaten Sayın Çerem ben sormadan o söylemiş. Ben leptemeden lepteviye anlamış o. Evet. Bana doğru cevap vermeyin arkadaşlar. Doğru cevap istemiyorum şu anda. <laughs> şu anda hangi ikisini elersiniz onu istiyorum. Doğru cevap şudur diye geçmek kolay. Yani o kolay. Şimdi şey yapalım. Yani analitik düşünelim. Olmayacak olanlar. Tamam bunu istiyorum işte. Yani Bolu ve Ceyhan gider. Bolu ve Ceyhan'ın gitmesinin sebebi malum değil mi? Evet biriniz yaz verin hadi. Bolu ve Ceyhan niye gider? Bildiğiniz şeyler ama olsun. Tekrarında fayda var. Bolu ve Ceyhan niye gider? Evet mudafel almaz. Güzel gayet güzel. Harikasınız. Mudafel almaz. Peki el ifsad ne? Kelime anlamından konuşalım hadi. evet. Elif saat ne? Bozguna uğratmak. Bozmak değil mi? İfsat etmek. Dilimizde de var zaten. Bozmak. Efendim kötüleştirmek. El-Kaabe. Hadis-i şerifte geçiyor mu sefer duasında? Allahumme inna na'udhu bike min va'atha'i sefer ve kaabetil manzar ve suil munkalebi al ehli vel mal şeklindeki e, sefer duasında geçiyor değil mi? Peygamber Aslan e, yola çıktığında, seyahate çıktığında böyle bir e, duada bulunuyor. el Türkçe karşılığı kederlilik, moral bozukluğu. Kederlilik, üzüntü hali, moral bozukluğu tamam mı? Yani kederli bir şekilde dönmekten ailemize böyle dönmekten sana sığınırız anlamında. Peki Bolu Ceyhan gitti geriye Adana Denizli Edirne kaldı. Peki yine soru çözme teknikleri açısından bir şey yapalım, yine bir analiz yapalım. Genellikle istisnası olmakla birlikte genellikle şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Boşluğa getirilmesi istenen kelimenin müfrediyle beraber cemi veya çevirin söyleyin benim sözümü ya da anlayın. Cemiyle beraber müfredi verilmişse doğru cevap bu iki seçenekten birisidir. Bu yüzde böyledir demiyorum. Beni yanlış anlamayın bir soru kaybetmeyin bu yüzden. Bu yüzde böyledir demiyorum ama genellikle yani yüzde altmış yetmiş iki seçenekte birisi aynı kelimenin müfredi bir diğeri de çoğuluysa Doğru cevap o ikisinden birisidir. Peki burada e, benim söylediğim e, genel geçer kaidenin e, doğruluğunu baz alacak olursanız hangi iki şıktan e, bahsediyorum? Hangi iki şıktan bahsediyorum? Evet. Adana ile Edirne'den bahsediyorum. Değil mi? Güzel. A ve E şıklarından bahsediyorum. O zaman e, burada 8 numaralı sorunun doğru cevabı ya A olacak ya ne olacak? Edirne olacak. Peki mizaç. Mizaç ne demek? Huy, seciye, karakter demek. Yani yardımlaşma seciyesi, yardımlaşma huyunu yayar. Yardımlaşma karakterini yayar. Bakın öncesiyle hiç örtüşmedi mizaç. Denizli'yi eledik. Mizaç örtüşmedi. O zaman şuraya bakalım mı? El riyadatu tuati el cisme kuvve ve sahhe ve tuallimun nefse el mebadiye vel ve tenşuru ervaha teavun olmaz. Ne olacak? Ervaha teavun denmez. Yani yardımlaşma ruhlarını yayar demeyiz. Ne deriz? Yardımlaşma ruhunu yayar deriz. O zaman doğru cevap. Sekizin son doğru cevabı Adana. Yardımlaşma ruhlarını yayar diye bir şey olmaz. Tamam mı? Ne yapar? Yardımlaşma ruhunu yayar. Nerede? Fertler arasında yardımlaşma ruhu. Peki e, ervaha giden, ervahı seçen birisi niye seçer biliyor musunuz? Bakın niyet okuyuculuğu yapacağım burada şimdi. Ervahı doğru cevap olarak görmek isteyen birisi ya da gören birisi kendisini nasıl savunur? Ben şöyle savunur zannediyorum. Katılır mısınız katılmaz mısınız bilmiyorum. Şuradaki el gördü ya. El efradan fertler anlamında, bireyler anlamında olduğunu düşünür. Der ki fertler arasında yardımlaşma ruhlarını yayar diye böyle Dilimizde karşılığı olmayan, dilimizde izahı olmayan Arap dilinde ervahla efrad arasında böyle bir e, ne diyorum ona tenasüp ilişkisi kurar. Tamam mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen korkmaz ben anlatıyorsunuz hocam diye. <laughs> evet, işte o yüzden kendi ana dilimizi de çok iyi bilmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Ana dilimizi bilmeye çok ihtiyacımız var. Arapça öğrenecek olanlara tavsiyeler başlığı altında bir hanımefendi 10 dakikalık bir video çekmiş. İsmi hatırımda değil şu anda. Dersten sonra Whatsapp'tan daha önce atmadıysam, de paylaşmadıysam Whatsapp'tan atayım paylaşayım. Onu bir 10 dakikanızı ayrı bir izleyin. O tavsiyelerin içerisinde çok önemsediğim bir madde var. Kendi ana dilimizin kurallarını iyi bilmek. Maddelerden birisi bu. Arapça öğrencisine tavsiyeler başlığı altında. Peki o zaman... Burada sözü fazla uzatmayalım. Yardımlaşma ruhunu diyeceğiz. Yardımlaşma ruhlarını demeyeceğiz. Tamam mı? Peki bu kaçtı? 8 miydi? Evet. Peki gidelim hadi şimdi 9'a. 9 şurada. Ee, sol sütunda ama Sol sütunda çalışmıyoruz biliyorsunuz. Çalışırken hep sorularımızı sağ sütuna kaydırıyoruz. Çünkü açıklama notlarımız hep şeyde ya. E efendim Word dosyasında sağda. O yüzden sağ sütuna dayalı veriyorum ben size soruları. Evet. Soru 9. İnne maddetel riyadiyat. Evet. Bakın. Aha geldi işte diyeceğimiz şey. Az önce konuştuk mu bunu? Konuştuk. İşte şu. Er riyada er riyadiyat. Tamam mı? İşte geldi. İnne maddetel riyadiyyati fil medarisil i'dadiyyati toteberu min اكثر المواد الدراسية التي بوشتق اقول الطلبة peki e, şimdi elletiden sonra gelecek olan şu boşluğa getireceğimiz e, kelime evvel emirde sıla cümlesini oluşturacak olan bölümü fiili olacak. E, burada gramatik açıdan eleme yapma imkanımız var mı yok mu onu söyleyin. Kramatik açıdan eleme imkanımız var mı? Seçenekleri görüyorsunuz. Evet. Kramatik açıdan eleme imkanımız yok. Niye? Çünkü hepsi müfret mühendis. Peki okul kelimesi buraya gelecek olan fiilen nesi? Faili. Okul cem gayri akıl mı? Cem gayri akıl. Peki bunun fiili müfret müennes mi olacak? Evet müfret müennes olacak. Ee, peki o zaman buradaki eee fiil müfret müennes olacaksa anlam bilgisine ihtiyacımız da oldu şimdi. İnne maddeten riyadiyyati fil medarisil i'dadiye. El medaris el i'dadiyye yani Türkçesini bir yaz verin bana. Ne demek el medaris el Ya da fil medarisil i'dadiyye. E, yaygın olarak bildiğimiz bir e, terkip. El medaris el nedir bu? İnkılap tarihinde bile geçer bu ya. İnkılap tarihi dersinde bile geçer. أت. Evet. المدارس الإعدادية، إعدادي، إعدادي، أوو إعدادي. المدارس الإعدادي. Ee, bunun ben çok yaygın olarak sizin tarafınızdan bilindiğini düşündüm. O yüzden sordum. Evet. El medares el yadadiye. Hazırlık okulları diyor Google ama hazırlık okulları değil bu değil mi? El e medrasa el yadadiye. Evet. Bu ortaokul mu? E Lise mi? E daha öncesi mi? Ben size onu nereden verdim ki? Onu göstersem size iyi olacak. Yani buna ihtiyacınız var. Öyle gördüm. Şöyle yapayım bir dakika. Bahar dersleri. Esasi nerede şurada? Esasi... Evet. Esasi bir şu. Tamam. Bir dosya. Baktınız mı? Ha. Evet. Ben... İlkokul, ortaokul, lise yan yana sıralayan bir dosya var elimde de. Oradan e, görün diye onu açmaya çalışıyordum ama zaman kaybetmeyelim. E, sayın Kazgan e, e, siz şey yaptınız. Efendime söyleyeyim. E, buldunuz onun ortaokul olduğunu. Evet. El medarese li adadiyye ortaokul arkadaşlar. Tamam mı? Neyle eş anlamlı bu? El madrasa, el mutevassita ile eş anlamlı. El madrasa, el mutevassita. İnne madete fil medarese el adadiyye. Heh. Tamam mı? Ee, kaçıncı dersdi ki o? 15 miydi? 16 miydi? Neyse. Ben bulursam aradan sonra göstereyim size. Şu an belki hızlıca bulamam onu. Ee, Osmanlıca kullanım. Osmanlıca e, Osmanlıca evet. Osmanlıca yani daha Arapçadan almış Osmanlıca e, bu şeyi ifadeyi. El medaris el yadedi ortaokullarda matematik dersi şöyle bir derstir nasıl bir derstir? Tuğteberu min ekseril mevadi dirasiye derslerin el madde dirasiye bizim ders dediğimiz şey arkadaşlar. Araplar derse madde derler. Ya da el maddetü dirasiye derler. Peki o zaman derslerin en çok olanlarından sayılır. Ne olanlarından? Efendim elleti bla 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 ukulet talebeti. Öğrencilerin e, akıllarını şöyle yapan... Peki e, şu an bulunduğumuz ortamı bir e, sanal bile olsa... Sınıf ortamı olarak değerlendirecek olsam ve size sorsam... Şu seçti hale getirdiğim kelime var ya... Biraz da büyüttüm şöyle... Bu kelimenin Türkçe karşılığını yazar mısınız bana? Ama e, sayı ve cinsiyete dikkat edin... Et talebe... Ama cinsiyetiyle beraber... Erkek, kız, öğrenci, öğrenciler... Bakın yani öğrenci ise erkek mi kız mı öğrencilerse erkek mi kız mı onu onu belirtmenizi bel istiyorum kız öğrenci diye yazınız evet peki şöyle bakayım farklı hiçbir şey yazan var mı evet şimdi sayın Çelem erkek yazdı erkek öğrenci mi öğrenciler mi? Hayır. Evet erkek öğrenciler. Evet o zaman arkadaşlar bakın e, şu seçtiğe getirdiğim ve büyüttüğüm kelime e, et talebetu erkek öğrenciler demek. Lafzan müennes fakat manen müzekker bir isim bu. Tamam mı? Buna dikkat çekmek istedim. E, yani bakarsınız gelir mi gelir bir yerde soru olarak karşınıza. E, bana sorarsanız güzel bir soru da olur bu kelime bilgisini yoklamak anlamında. Et talip kelimesinin çoğuldanlan birisi ne? Et tullab. Bir diğer çoğulu et talibun ya da talibun. Bir diğer çoğul da talebetun. Tamam mı? Talebetun. Şuradan e, talibunu şöyle yazayım size. Öreyim. Bakın talibun çoğulu neymiş? Tullabun ve talebetun. Talebetun erkek öğrenciler anlamında bir ifade. Tamam mı? Peki o zaman öğrencilerin akıllarını şöyle yapan. İzdihara, izdihiro, izdihar. Seçenekleri hemen değerlendirmeye başlıyorum. Parlamak, güzelleşmek, kalkınmak. Öğrencilerin zihinlerini e, ee, ne yapan? Yani parlamak, güzelleşmek, kalkınmak. Burada bir kere ettirgen eylem anlayışı, anlamı yok şeyde iz, İzdeherada. izde Yani parlatmak, güzelleştirmek gibi bir anlam yok. Olsa bile zaten anlam bütünlüğü sağlamaz. Dolayısıyla Adana şıkkı gider. Peki burada ne var? E, tenakasa var arka kasa neymiş giderek azalmak eksilmek Evet neymiş ee, giderek azalmak eksilmek Anlaşıldı mı giderek azalmak eksilmek ee, böyle bir şey yok ki. yani öğrencilerin aklını bir de bir kere zaman bakımından uyumlu değil burada ee, zaman bakımından uyumlu değil bunu şöyle vereyim bir dakika na kasa Na kasa, bakın ihaleye açmak anlamında bir fiil. Na kasa, ihaleye açmak. Biz bunu na kasadan alıp na diye yoksa öğrencilerin zihinden ihaleye açan gibi bir anlam olur. Öyle bir şey olmaz. Tenna kasa diye alsak tenna kasa ne olur? Ee, hani biz az önce sordum ya ben size Gramatik açıdan eleyebileceğimiz birisi var mı diye? Ee, bu soruma ilk cevap veren kimdi çok da önemli değil. Yani pek çoğumuz, Gramatik açıdan edeceğimiz bir seçenek yok dedik. Bak çıktı. Bu tunakısı değil neymiş? E, tenakasaymış. O zaman bunu da eledik. Tenakasa ne? Az önce paylaştım. Giderek azalmak, eksilmek anlamında bir fiil. Bunu da eledik. Bu da gitti. Ceyhan'a geçiyorum. Tu erriku ukulet talebe. Tu erriku ukulet talebe. Öğrencilerin zihinlerini ne yapan? Bakalım ne yapanmış? Tu erriku. Erraka yu erriku evet, peki e, öğrencilerin zihinlerini şimdi erakka yurikku bu tuerriku buradan gelmez yalnız. ben tuerriku diye okuyorum değil mi? Evet, tuerriku erraka'dan gelir bu. ancak erraka başka, erakka başka. Orada bir yanlışlık yapmış olmayalım. Erakka. Şu, Şunu tekrar sorgulayayım. Eee Erakka Evet Erakka uyutmamak Erakka yurekku Tamam mı? Ee, şuradan bakayım İnceltme yumuşatma Öğrencen zihinlerini ne yapan? E, incelten e, Efendim e, yumuşatan gibi e, Şey yapılabilir Anlaşılabilir Ancak e, Erakka'nın muzarisi böyle yazılmaz e, bu Erraka yu erriku'dan alacağız bunu. Öyle bir fiil var mı? Erraka yu erriku diye. Bakalım. Evet. Şuraya düştüğüm notu paylaşayım sizinle. Erraka yu erriku Uyutmamak, uykusuz bırakmak. Ee, peki. Ben burada Erraka yu erriku tamam. Herhangi bir sehfen yanlış bilgi paylaşmayayım diye baktım, emin olayım diye sözlüğü tekrar o yüzden gittim. Uyutmamak, uykusuz bırakmak. Öğrencileri uyutmayan, onların zihinlerini, onların akıllarını uykusuz bırakan ders maddelerinin en öne çıkanlarından birisi olarak değerlendirilir. Inne maddete riyadiyat fi'l medaris li'adaliye. Ortaokullarda matematik dersi öğrencilerin zihinlerini efendim e, ne yapan e, o yutmayan, uykusuz bırakan bir madde olarak şey yapılır, e, değerlendirilir demiş. Bu anlam bakımından çok ben hoşuma gitmedi. Yani normal şartlar altında ben burada 9. sorunun doğru cevabına C şıkkı diyeceğim ama yani bunu biz Erakka'dan alıp e, Erakka, Yurikku'dan Turikku desek, e, öğrencinin zihinlerini incelten, yumuşatan desek, daha iyi olmaz mı? Yani insan e, onların zihinlerini böyle e, esnekleştiren e, gibi e, desek sanki daha iyi olur. Bana öyle geliyor. E, ama burada doğru cevap olarak e, ilan edeceğim seçenek bu. C şıkkı. Gerekirse seçeneğin üzerinde oynarız. Ben onu doğru cevap olarak ilan edeyim. 9'un C olduğunu. Şu D'yi ve E'yi de bir e, irdeleyelim. Te te ak Te akleme me ile kullanılır. İklime ya da bölgeye alışmak. Uyanık tutan, dinç tutan. Evet bu olur. Bu çeviri iyi. Yani uyanık tutan, uyutmayan değil de işte uyanık tutan, dinç tutan. Yani tecaluhum naşıtın gibi düşünün. Tecaluhum inna hadil madde tecalu kulet talebe naşıtaten gibi. Ee, yani cümlenin ifade ettiği anlam bu. Ee, Sayın Kazan bu tercüme güzel. Buna, buna ee, şey yapıyorum yani e, nasıl söyleyeyim e, tam oturdu diye düşünüyorum sizin bu çevreniz. Teakleme neymiş? Teteaklemu iklime ya da bölgeye alışmak. E, daha önce 2018 güz dönemindeki derslerimize katılan e, arkadaşlarımız e, biliyorlar. Bu teakleme yeteaklemunun mea ile kullanıldığı bilgisini paylaştık o derslerde. E, çevre ile ilgili paragraf sorularını okurken e, peki bu da olmadı. Denizli'yi de eledik. E ne e ee, tur ee, şimdi buraya tur getirirsek ergame ala ecbere ala ile aynı anlamda. Peki e, burada okulun önüne ne, get ne getirmek lazım? Tur rimu varsayalım doğru cevap olacak olsa bile anlam bakımından hani e, varsayalım otursa bile e, ala'sı eksik. Ergame yurgimu irgamen ecbera yucbiru icbaran. Her ikisi de alayla kullanılır. Birisini bir şeye zorlamak, birisini bir şeye mecbur bırakmak anlamında. Peki burada o zaman turgimudan sonra gelen bir ala yok. okulun başında. Bunu da bu münasebetle eledik. Evet şimdi o zaman bu biraz önce Sayın Kazgan'ın bizimle paylaştığı efendim şey var siz söyleyin. Ben onu şimdi renkli olarak e, sohbet penceremize yazayım. Öğrencilerin öğrencilerin Arapça mı yazıyorum? Bizim de böyle bir handikapımız var. Sürekli klavye değiştiriyoruz ya. Öğrencilerin Allah bir de büyük küçük derdimiz var. Öğrencilerin tamam. Hmm. Öğrencilerin Sohbet penceresine yazayım da. Zihinlerini Zihinlerini uyanık tutan dinç tutan anlamında. Tamam mı? Tu erriku talebe. Öğrencilerin zihinlerini uyanık tutan, dinç tutan derslerin yani en önde gelen dersten sayılır. Matematik dersi. Ortaokullarda öğrencilerin zihinlerini dinç tutan en önde gelen ders olarak itibar görür. En önde gelen ders sayılır. Evet. Tu erriku erraka Evet. Şöyle tekrar vereyim o fiili. Uyutmamak, uykusuz bırakmak anlamında. 10. soru Efade takrirun diye başlıyor. Bu kelime yine modern Arapçanın bu fiil daha doğrusu en yaygın fiillerinden birisi efade. Efade yufidu masları ifade. Efade takrirun e, bazen rapor bazen haber anlamında kullanılır. Takrir çoğulu takarir biliyorsunuz değil mi? Efade takrirun havlel hayavanati vel bi'eti e'addehul hubera'u enne ba'dal hayavanati bla 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 el ingirad el ingrat ne? Soylarının tükenmesi değil mi? Yok olma? Soylarının tükenmesi. Evet, soyunun tükenmesi. Ee, peki, şimdi e, burada boş bırakılan yere getirilecek olan ifadeye bakacağız. Ee, şöyle. Hepsini bir arada görelim. Şu vaziyette sanırım hepsini bir arada görüyorsunuz. Efade takrirun ne yaptı? Bir rapor ifade etti, ortaya koydu, açıkladı hayvanat ve Hayvanlar ve çevreyle ilgili bir rapor. Peki tahrir kelimesi nekira mı nekira? Kendisinden sonra gelen gerek e, isim, gerek fiil cümlesi, gerek seçici bir cümle ne olacaktı? Söz konusu nekira ismi sıfat olacak. O zaman neyle ilgili bir rapor? Hayvanlarla, çevreyle ilgili bir rapor ifade etti. E, kim hazırlamış bu raporu? İkinci bir sıfat geliyor burada. E addehu el hubara'u uzmanların hazırladığı Enne bazen hayvanat. Evet uzmanların hazırladığı neyle ilgili? Uzmanların e, hazırladığı hayvanlar ve çevreyle ilgili bir rapor. Enne artı isim cümlesi. Şöyle olduğunu böyle olduğunu. Dığını dini doğunu düğünü. Eceğini acağını mesini masını gibi anlamlarla tercüme edeceğiz. Enne bazen hayvanat. Bazı hayvanların ne olduğunu bla 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 elinkırat. Evet. Evet yok olmak üzere olduklarını, yok olmaya yüz tuttuklarını gibi bir anlam çıkacak ortaya. A şıkkına bakalım. An zahri kalbin. Bu ne demek? Bu bir kalıb ifade. Ben paylaşayım sizinle bunu. An zahri kalbin. Ekranınıza taşıdım şu anda. An zahri kalbin. Şöyle şuradan bakın. An zahri kalbin ne demekmiş? Ezberden. Yani benimsemeden, özümsemeden demek. Ezberden. Yani ezberden derken, ezberini okudu değil de. Ee, yani ama bu benimsemeden, kendisine ait kılmadan, özümsemeden gibi bir anlamı da var. bunun Anzahri kalbin ezberden. Fakat böyle benimsemeye benimsemeye. Peki anzahri kalbil enkaraat ee, Peki oturur mu? Bunlar birbiriyle örtüşür mü? Yani şurada bir e, al ingratın kendisinden sonra gelecek olan Bölümde yer alan kelimenin nesi olacağını düşünürsünüz? El-in'raat soruyorum. El-in'raat kendisinden önce gelecek olan kelimenin nesi olmaya aday? Görünüşe göre nesi olmaya aday? Evet. Bekliyorum. Ee, mudafun ileyhi olmaya aday dediniz, değil mi? Tamam doğru cevabınız. Mudafun ileyhi olmaya aday. Güzel. Peki o zaman şu yaptığımız tespitten hareketle el öncesindeki o sarı renkle seçti hale getirdiğim yer e, orada bir yer alacak kelimenin mudafun ileyhi olacaksa buradan hareketle hangi şık ya da şıkları edersiniz? Marifeler gitti. Hı -hı. Peki hangi hangileri gitti? Denizli Edirne gitti mi? Minel muhtemelenin grad olmaz. Ala emrehilin grad olmaz. Evet gayet güzel. Harikasınız. Hani soru çözme teknikleri diyoruz ya. Derslerinizde ne işliyorsunuz diye soruyorlar bize. Sorduklarında böyle bir madde de zikrediyoruz. Soru çözme teknikleri. Şu an verdiğim bu bilgi soru çözme tekniği arkadaşlar. Bu teknik ne yapar? Size bir zaman kazandırır. Efendim iki soruya yüksek ihtimalle doğru cevap vermenizi sonuç itibariyle bunu sağlar. Bunu doğurur. Denizliyi e, eledik. Denizliye güle güle. Peki ala emrihi buna da güle güle dedik hadi. Bu da gitti. Minel muhtemel ne demek? Dilimizde kullanıyoruz zaten de. Mi? Minel muhtemel. Ha şurada vereyim böyle şöyle. Minel muhtemel ekranınıza taşıdım anlamını. Ne demekmiş minel muhtemel? Şuradan vereyim. Olasıdır, muhtemeldir. Sonra ala emrihi e, bu guliba ala emrihi yenildi mağlub oldu ama bu sanırım burayla mı alakalı evet burayla alakalı mağlubun ala emrihi yine yenildi mağlub oldu anlamında ee, şöyle yapayım ee, evet tamam anlam bütünlüğü sağlamadı bakın anlam bütünlüğü sağlayamadık ala emrihi buraya oturtamadık kramer açısından zaten sakat Peki geçtik. Adana Bolu Ceyhan kaldı. Şurada anlam bakımından tahlil ettik. Anzahri kalbini. Oturmaz dedik. Ezbere yok olmak gibi bir şey olmaz. Ala veşek ya da ala yakin. Evet. Bolu Ceyhan ne dersiniz? <laughs> Güzel. Evet. E, Sayın Ceyhan Sayın neredeyse B dedi. Sayın Gürdeniz Ceyhan diyor. Başka görüş olan yok mu arkadaşlar? Evet. Ala ve şeki bilmiyoruz değil mi? E, bakın Sayın Çelen güçlü bir ipucu verdi orada. Ala ve şek. Ala ve şek ne demek? Neredeyse demek. Peki ala ve şek neredeyse demek. Hemen hemen demek. E, şu ala yakin ala yakin de bilerek kendisinden emin bir şekilde demek. Ala yakinin bilerek kendisinden emin bir şekilde. Peki şimdi bu ala yakinil inkirat kendisinden emin bir şekilde bilerek yok olmak gibi bir şey olur mu? Ala yakin ala yakinil inkirat kendisinden emin bir şekilde bilerek öyle bir şey olmaz. Ala ve şekil inkirat neredeyse tükenmek, neredeyse yok olmak, hemen hemen bitmek, hemen hemen tükenmek, hemen hemen yok olmak. Yani az kalsın olmak, olu vermek, olay yazmak. Bizde ne bu? O, şey şeyde mi? Yaklaşma. Evet yaklaşma. Mukarebe fiili. Evet. Evşeke yuşiku inşak. E, veşek ala veşek bu kalıp bir ifade. E, bundan sonra mastar geleceğini not edin arkadaşlar. Ala veşekten sonra mastar gelir. Nitekim gelmiş işte bakın. El ala veşek. Peki kuntu ala veşek veşekes sukut. Hadi bir tercüme edin bakalım. Kuntu ala veşekes sukut. Kuntu kun ala ve şeke sukut. Evet Sayın Kazgan'dan da gelsin cevap. Geçelim. Ee, evet. Kuntu ala ve es sukut. Sukut ne? Sakatanın mastarı. Sakat. Sakata düştü değil mi? Sukut düşme. Kuntu ala ve şeke sukut. Neredeyse düşüyordum. Tamam mı? Ee, Kuntu ee, mesela şöyle yapalım. Ben şu fiili de vereyim size. Şöyle. Sad e, dalmim. Bakın sademe yasdımı sadım. Ne demek? Vurmak, çarpmak. Kanetis seyyara ala veşekis sadme. Araba neredeyse çarpacak. Neredeyse vuruyordu. Kanetis seyyara ala veşekis sadm. Ala veşekis sadm ya da sadme tamam mı? Sadım sadme. Araba neredeyse çarpıyordu, neredeyse vuruyordu. Peki o zaman eee konu doğru cevap olarak netleşti? E, ne diyor? ifade takrirun havel hayawanati vel bi'ati adahu el hubarao en ba'd al hayawanati ala şekil ingirazi. Evet, e, hayvanlar ve çevreyle ilgili uzmanların hazırladığı bir rapor bazı hayvanların neredeyse yok olmak üzere olduğunu ifade etti, ortaya koydu. Tamam mı? Evet, soru 11. Evet, soru 11. Min ecli taziz istikati bin nefsi aleyke ella teca'alel ahirine yeş'urune bi meda da'fike ve bla bla bla. Peki. Şimdi burada boş bırakılan yere getirilecek olan ifade. E, hepsinde de yukarıdan aşağıya ceberutike, hıffetike, hevlike, havfike, indihâşike. Gramatik açıdan e, ya şu olmaz, şunu eleyelim diyeceğimiz bir seçenek gözümüze ilişmiyor. E, ne yapacağız o halde? E, kelime bilgisine müracaat edeceğiz. Anlamaya çalışalım o zaman. Yani buradaki kelimenin öncesiyle irtibat kurabilmek için. Peki size size bir soru yöneltebilir miyim? Buradaki boşluğu doldurmamızı sağlayacak olan ne diyelim ona ipucu? En yakın ipucu hangi kelimedir diye sormak istiyorum. En yakın kelime cümlede yer alan kelimelerden hangisidir? En güçlü, en yakın ipucu. Evet bekliyorum arkadaşlar. Tamam yani iki hocamız cevap verdi bize. Tebrik ediyorum cevabınız doğru şu. Daaf değil mi? Buradaki daaf var ya. Burada matufun aleyhse bu. Boş bırakılan yere getirecek olan nedir? Matuftur. O zaman matufla matufun aleyh arasında anlam bakımından bir illaki bir bağlantı olacak değil mi? Bir ilinti olacak. Peki o zaman burayı anlarsak yani daafı anlarsak Şuradaki e, ceberut, hiffe, hevil, havuf, indihaş bunları da anlarız. Min ecli tazizi sikabin nefs ne diyor? Kendine güveni güçlendirmen için ya da güçlendirmek için kendine olan güveni e, efendim güçlendirmek e, artırmak için aleyke ella aleyke m, sana gerekir yapmalısın etmelisin ancak ne geldi? Ella teca'ale Bu ne oldu şimdi? Yapmamalısın oldu. Yani şöyle yapmamalısın. Şunu yapmaman gerekir. Aleyke ella teca'ale Yapmaman gerekir. El aharine yeşurune. Bu yardımcı bir fiil arkadaşlar. Ceale yeşuruyla birlikte kullanıldığında ki şöyle la'yı da alayım içine. Evet. Şu seçtiğim yeri e, bana bir kelime ile tercüme eder misiniz? Aleyke elle teceale yeş'urûne Aleyke elle teceale yeş'urûne Evet Ben yazayım. şöyle olacak onun tercümesi. Şu seçtiğime getirdiğim yerin tercümesi nasıl olmalıymış? Aleyke ella tecaale yeşurune onlara hissettirmemelisin. Peki onlar kim? El aharin. Diğer insanlar. Diğer insanlara hissettirmemelisin. Bir meda dafike. Medane boyut. Zafının zafiyet boyutunu, zafiyetinin boyutunu hissettirmemelisin. Ve cebertike. ceberut ne? Zorbalık, kaba kuvvet, u, kaba kuvvet uygulama. Ee, peki o zaman kendine güveni geliştirmenin, güçlendirmenin ya da kendine olan güveni güçlendirmen için, artırman için, takviye etmen için, diğer insanların senin zaafının ve şu şeyinin neyse o boyutunu onlara hissettirmemelisin. Zorbalık, kaba kuvvet uygulama, ceberut. Aşık olur olmaz deyin bana. Aşık olur mu olmaz mı anlam bakımından? Anlamını verdim size. Evet. A olmaz dediniz değil mi? Ceberut iki olmaz. Peki onu geçtik. Ceberut olmazmış. Peki B'ye bakalım. Hiffe ne? Hiffe. Hiffe de şu. Hafiflik, Densizlik, döneklik, canlılık, aktiflik, hafiflik. Evet yani böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Hafifliğini hissettirmemelisin. Böyle bir şey de olmaz. Peki hevil ne? Hevil onlara hevilini hissettirmemelisin. Hevil ne? Korku, dehşet, güç, ürküntü. Bakın yani hevilin korku anlamı var ama korkuyla birlikte aynı zamanda böyle dehşet, güç gibi bir anlamı da var. Dolayısıyla korku dışında güç, dehşet gibi bir anlamda taşıdığı için hevli de elemek durumundayız. Peki hevil doğru cevap olamaz. Peki geriye ne kaldı? İndihaş ve havf kaldı. İndihaş şoke olma, şaşırma, şaşma. Doğru cevap 3. bölümde. Yani daha doğrusu 6. bölümde. Şu an 5. oturumu tamamladık. 6. oturumda görüşmek üzere.